Selamun Aleyküm kıymetli izleyiciler. Kur'an-ı Kerim dersine hoş geldiniz. Evet Kur'an-ı Kerim artık bizi sonsuza dek mutlu olmaya efendim yol açacak. Bu şekilde devam ettiğimiz müddetçe onun tabi emirlerine de uymak kaydıyla. Hemen biz konumuza Eûzü Besmele çekerek dönelim. Eûzü Billahi Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet artık idgamları e, öğreniyoruz. Az e, tecvid kuralları kaldı. Çoğunu öğrenmiş sayılırız. İdgam-ı Bey'in Evet neydi? Hemen hatırlatmış olalım. İdgam-ı Bey'in mahreçlerinde ve sıfatlarında benzerlik olan, yakınlığı olan tecvid kuralıydı. Evet hemen birinci grup. Gaf ve Kef. Elem nahlukum. Birincisi efendim kaf harf peş peşe gelince birincisi cezim, ikincisi harekeli olunca ne yapıyorduk? İdgam yapmış ol, oluyorduk. Hemen bir daha tekrar etmiş olalım. Elem nahlukum. İkinci gruba bakalım. İkinci grupta yine lam ve ra harfi peş peşe gelince birincisi cezim, ikincisi harekeli olacak yine dar refa'uhumullah Lam la ra harfinin bir özelliği var demiştik ve önce lam gelirse idgam yapacağız ra gelirse ra harfini belirgin bir şekilde okuyarak lam harfinin de yine mahrecini uygulayarak hemen şu örneği okuyalım. Fe'l firlena fe'l diyerek biz kaldığımız yerden devam edelim. Evet Kur'an-ı Kerim 283. sayfa. Nerede kalmıştık? Bu sayfayı e, bitir. iki ayetimiz kaldı. Bunu da okuyarak hem tecvid kurallarını hem de e, telaffuzlarına dikkat ederek sonra e, zammu sure ya da kısa sure diyeceğimiz suremizi okuyarak dersimizi tamamlamaya çalışalım. Evet birlikte okuyoruz yine. بسم الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا كلمة telaffuz bakımından dikkatinize sunmak istiyorum. Gurbe bazı öğrencilerimizden işitiyoruz. Bu B harfini kalın okuyorlar. Niçin? Ra harfinden sonra yani kalın bir harften sonra, kaf harfinden sonra bu harfi e, hataen okuyorlar. Onun için ona dikkat ediyoruz. Ve eti vel şeklinde okursak çok daha hoş olacak. Evet. İnne'l mubazzirine kanu ihwane'ş şeyatin. Ve kaneş şeytanu li rabbih kefura. Evet burayı geçelim çünkü Sayfamız burada bitiyor ve biz daha çok kısa süre dediğimiz evet bu sürenin üzerinde çalışma yapıp aynı zamanda yine tecvitleri de tekrarlamış olacağız. Evet Kadir suresi çok önemli bir sure göreceksiniz. Evet okuduğumuz zaman hem keyif alacağız hem de manasını da öğrendiğimiz zaman çok daha hoş e, keyifler alacağız. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnna anzalnahu fi leyletil kadr. Burada ne yapıyoruz? Hemen tecvide bakıyoruz. İdgamı Mithlein maal günde Aynı zamanda met işaretini görüyoruz. Evet harfi metten elif, sebeb metten hemze ve metti eh, munfasıl oluyor. Enzelne derken yine nunu sakinini görüyoruz. Ondan sonra gelen ihfa harfi olduğu için ihfa olduğunu da görmüş oluyoruz. İnne enzelnehu fi leyletil kadir. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَدْرُ Burada dikkat edemiz, etmemiz gereken kelime aslında son, ayetin sonları genelde kaf harfini kalın, dal harfini ince okumaya dikkat edelim. Dolayısıyla bu çok ahangi bozmaması bakımından dikkat etmemiz gereken bir telaffuz şekli olacak ve ma edra kema ile tul kadr kadı şeklinde demiyoruz le ile tul evet Leyletül kadri hayrun min elfi şehr. Hemen tecvidlere bakıyoruz burada. Çok önemli tecvid kurallarından, tenvinden sonra idgamı maal günlü harflerinde mim gelmiş ve idgamı maal olmuş. Hemen minden sonra da ishar harflerinden hemze gelmiş min elfi şeklinde nunu belirgin halde okumuş oluyoruz. Leyletül kadri hayrun min elfi şehrun. تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ مِنْ كُلِّ أَمْرِ, مِن كُلِّ اَمْرُ Evet hemen geçelim bunu son ayete. Selamun hiye hatta madla'il fecr. Selamun hiye hatta fecr. Burada daha sonraki konularda gelecek bu üç nokta var. Vakfı Muaneka daha sonraki konularda detaylı bilgi vereceğiz ama gelmişken söylemiş olalım. 3.1 öncesine bakalım hemen. İşte burada ayetin sonunda var bir. Bir de hemen ayetin başında var. Biz bunu birinde durursak birinde diğerinde geçmemiz gerekiyor ama tercihimiz ayet sonu olursa onu tercih etmemiz daha evladır diye bu şekilde bilelim. Ama son ayetteki tecvide bir daha göz atalım tecvid var mı diye. Selamün hiye. Ne tecvid olur? Evet. Şuraya bakıyoruz. Tenvinden sonra hangi tecvid harfleri gelmiş? Harfi gelmiş. Hiye. Evet. İshar. O zaman ishar edeceğiz. Neyi ishar edeceğiz? Açığa çıkaracağız. Buradaki tenvinin içinde olan ihtiva mimin içinde olan nun harfini yani selamün hiye şeklinde nunu açığa çıkarmış oluyoruz. Selamün hiye hatta mazla'il fencur. Burada da yine kalın ve ince harf peş peşe gelmiş. Ona dikkat ediyoruz. Madla değil de mazla'il fencur selamun hiye hatta mazla'il fecr şeklinde okumuş olduk. Şimdi yine ben ezber okuyacağım. Sizler buradan takip etmeye çalışın. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnna في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجر الله أكبر إيه evet, Bakalım bu surede Allahu Teala bizlere ne mesajlar veriyor. İnne enzelnahu fi leyletil kadr. Biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Ve ma adrake ma leyletul kadr. Bilir misin Kadir nedir? Nedir Kadir gecesi? Evet, Leyletul Kadri hayrun min elfişer. Kadir gecesi evet bin aydan hayırlıdır. Tenezzelül melâiketü ve ruhu bi biizni rabbihim min kulli emr. O gece melekler ve ruh Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. Selamun hiye hatta madla'il fajr O gece tan yeri ağrıncaya kadar Esenlik doludur. Evet. Bu Kadir Suresi aslında şöyle hani kadir kadrini bilmek meselesi var ya. Bu aslında Kur'an-ı Kerim kime dokunduysa onun kadrinin yükseldiğini ifade ediyor. Şimdi Ramazan ayı biliyorsunuz sıradan bir ayken şimdi ne oldu? Bu Kur'an-ı Kerim o gecede o ayda indiği için ayların sultanı oldu. Bir de işte bu e, anlatılan gece bin aydan daha hayırlıdır. Niçin? Evet bu çok önemli çünkü o gece Kur'an-ı Kerim inmiştir. Ondan dolayı onun kıymeti kadri artmıştır. Dolayısıyla biz de Kur'an-ı Kerim'i ne kadar okursak onun efendim emirlerine ne kadar uyarsak Dolayısıyla bize de o şekilde dokunmuş olacak ve Allah'ın katında değerimiz kat kat artmış olacak. İnşallah bu minvalde evet yükselen efendim Allahu Teala'nın gözünde efendim daha doğrusu onun eee kadrinde kıymetini yüksek derecelere ulaşan insanlardan olmaya başladık. Çünkü Kur'an-ı Kerim okuyor ve onu inşallah hayatımıza da tatbik edeceğiz. Hoşçakalın, mutlu kalın. Allah'ın selamı, rahmeti üzerinize olsun sevgili izleyenler. Bir siyer dersinde daha bizleri buluşturan Rabbimize hamd ederek, Resulüne salat ve selam ederek bugünkü dersimize de başlayalım inşallah. Müslümanların Hristiyanlarla Mekke döneminde az da olsa ilişkileri olmuştur. Hz. Peygamber'in ilk vahiy geldiğinde Varaka bin Nevfer'le görüşmesini, Müslümanların Hristiyan bir kralı olan Habeşistan'a göç ettiklerini önceki derslerimizde işlemiştik. Bugünkü dersimizde de işte Hristiyanlarla ilişkiler konusunun ileriki aşamalarını ele alacağız inşallah. Hristiyanların Mekkelilerle önemli bir münasebeti olmasa da Hristiyan Bizans'la Mecusi Sasanilerin savaşlarını müşrikler de takip ediyorlardı. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicreti esnasında Medine'de önemli sayılabilecek bir Hristiyan varlığı mevcut değildi. Ancak Medine'de Ebu Amir el-Rahib adında Hz. Peygamber'in fasık dediği bir rahibin varlığı bilinmektedir. Bu şahıs hicretten sonra Medine'yi terk edip Mekke'ye yerleşmiş, orada müşriklerle işbirliği yapmış, etrafına topladığı kişilerle Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısında yer almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye barışından sonra birçok devlet başkanına mektuplar göndermiş, onları İslam'a davet etmiştir. Bu manada Bizans'a bağlı Busra valisine de Haris bin Umeyr el-Ezdi'yi bir mektupla göndermiştir. Haris bin Umeyr el-Ezdi elçimizin ismi. Elçi Mute'ye varınca Bizans'ın bir diğer valisi Şurahbil bin Amr el-Gastani tarafından yakalanmış ve öldürülmüştür. Haris Hazreti Peygamber'in öldürülen tek elçisidir ve Resulullah bu olaya çok üzülmüştür. İşte bu manada şimdi bugün Hristiyanla ilişkiler dersimizde konumuzda ilk olarak Mute Savaşı'nı ele alacağız. Mute Savaşı Hicri 8. yılda miladi olarak 629 yılında meydana gelmiştir. Bizanslılarla Müslümanlar arasında yüzyıllar boyu sürecek olan silahlı mücadeleler Mute Savaşı ile başlamıştır diyebiliriz. Peygamberimiz Hicret'in 8. yılı Rebiül Evvel ayında 15 kişilik bir heyeti Zatu Atlaha bölge halkını İslam'a davet etmek için göndermiştir. Ancak heyet üyeleri oka tutularak şehit edilmişler. Yalnızca yaralı olarak kurtulan Ka'b bin Umeyr el-Gıfari Medine'ye dönebilmiştir. Bu iki olayda hakları ihlal edilen Müslümanların hakkını savunmak için Resulullah bir ordu hazırladı. Orduyu Seniyyetül vedaya kadar kendisi uğurladı. Müslümanlardan bölge halkını İslam'a davet etmelerini, kabul ettikleri takdirde savaşmamalarını, aksi takdirde Allah'a sığınıp onlarla savaşmalarını istedi. Ayrıca Müslümanlara sözlerinde durmalarını, aşırı gitmemelerini, çocukları, kadınları, yaşlıları ve manastıra çekilmiş kimseleri öldürmemelerini, hurmalıklara zarar vermemelerini, ağaçları kesmemelerini ve binaları tahrip etmemelerini tembih ve tavsiye etti. Bu savaş Rasulullah'ın savaşları arasında büyük kahramanlıklara ve çok duygulandığımız sahnelere şahit olduğumuz önemli bir savaştır değerli izleyenler. Resulullah 3000 kişilik İslam ordusunun başına Zeyd bin Harise'yi tayin etti. Zeyd'in şehit düşmesi halinde Cafer bin Ebu Talip, onun da şehit düşmesi halinde Abdullah bin Revaha'nın kumandan olması, o da şehit olursa aralarından birini kendilerinin kumandan seçmelerini, elçisinin şehit edildiği yere kadar ilerlemeleri emrini verdi. Müslüman ordusunun Medine'den ayrılıp üzerlerine yürüdüğü haberini alan Şurahbil, birçok Hristiyan Arap kabilesinden ve Bizans'tan yardım istedi. Bu yardım isteği karşılık buldu ve yüz binleri aşan çok büyük bir ordu kuruldu. Müslüman ordusuyla Hristiyan ordusu arasında sayı ve teçhizat bakımından görülmemiş bir fark oluştu. Bu haberi alan İslam ordusu ilerleyip ilerlememe konusunda ihtilafa düştü. Sahabeden bazıları Hz. Muhammed'e durumun haber verilip ona göre davranılmasını istediler. Ancak Abdullah bin Revaha Allah ve Resulü için savaşmayı bu büyük farkın bir önemi olmadığını ya kazanacaklarını ya da şehit olacaklarını söyleyince savaş kararı alındı ve Mute'ye gelince savaş düzenine geçildi. Bizans ordusu İslam ordusunu ok ve mızrak yağmuruna tutmuş. ilk etapta Zeyt bin Harise sancak elinde olduğu halde şehit düşmüştü. Peygamberimizin emri üzerine Cafer sancağı aldı. Önce sağ eli sonra da sancağı tuttuğu sol eli kesildi. Son nefesine kadar mücadele edip o da şehit oldu. Cafer'den sonra Abdullah bin Revaha sancağı aldı ve o da şehitlik makamına ulaştı. Büyük bir kargaşadan sonra hemen Halit bin Velid'in komutanlığına karar verildi. Halit sancağı alır almaz kahramanca düşman üzerine saldırdı. Halit bin Velid'in bu cesaretli tavrı Müslümanları tekrar topladı ve Hristiyanların sağ kanat kumandanı öldürüldü. Gece olunca savaşa ara verildi. Düşman ordusunun sayıca üstün olduğunun bilincinde olan Halit bin Velid bir taktik uyguladı. Ordunun sağ kanadındaki askerleri sola, öndekileri arkaya, arkadakileri de öne aldı. Sabah olduğunda aniden şiddetli bir hücumla düşmana saldıran İslam ordusunu gören Hristiyan ordusu gece Müslümanlara takviye kuvvet gelip ordunun yenilendiğini düşündüler. Zaten Halid bin Velid'in amacı da düşmana korku verip yıldırmak ve İslam ordusunu yok olmaktan kurtarıp geri çekmekti. Düşündüğünü de yaptı. Şiddetli hücumdan sonra şaşıran düşman ordusunun bu durumunu fırsat bilip geri çekildi. Düşman kendilerini çöle çekip destek kuvvetlerle savaşma taktiği uygulayabileceğini düşündüğü Müslüman ordusunu takip etmedi. Böylece iki taraf ayrılmış oldu. Bu devasa düşman ordusuna karşı İslam ordusu 8 ila 15 kişi arasında şehit vermiştir. Halit bin Velid komutası sayesinde büyük bir kayba, kayba uğramamışlar, tam bir mağlubiyet yaşamamışlardır. Değerli izleyenler, bu savaşta şehit olan Önemli üç sahabemizi tekrar bir hatırlayalım sizlerle birlikte. Zeyd bin Harise, Cafer bin Ebu Talip ve Abdullah bin Revaha. Savaş sonrasındaysa Halit bin Velide, Seyfullah yani Allah'ın kılıcı lakabı verilmiştir değerli izleyenler. Ancak Resulullah'ın yakın dostları, ashabtan önemli isimler bu savaşta şehit düşmüş. Peygamberimiz ve Müslümanlar büyük bir üzüntü yaşamışlardır. Bugün Hristiyanlarla ilişkiler dersimizde ikinci konumuz olan Tebük Seferi'ne de kısaca geçelim şimdi kıymetli izleyenler. İlk olarak Tebük Seferi Hicri 9. yılda 630 yılında gerçekleşmiştir. Bugünkü ikinci Hristiyanlarla ilişkiler konusundaki ikinci konumuz Tebük Seferi. Tebük seferi 9. yılda gerçekleşmiştir demiştik. Hristiyanlar üzerine düzenlenen bir diğer seferdir bu ve bu seferde savaşılmadan geri dönülmüştür. Tebük seferinin önemi ordunun savaşa hazırlık aşamasından kaynaklıdır. Zira Kur'an-ı Kerim'de Tebük seferinin hazırlığı ile ilgili ayeti kerimeler yer almaktadır. Suriye'den Medine'ye gelen bazı tüccarlar Bizans imparatorunun Hristiyan Arap kabilelerinin de desteğini alarak Müslümanlara savaş açacağı haberini Medine'ye getirdiler. Peygamberimiz bu ordunun büyüklüğünü düşünerek çevre kabilelerin de desteğiyle büyük bir ordu hazırlayıp Bizans'tan önce onların üzerine hareket etmeyi planladı. Bu amaçla 30 bin kişilik bir ordu hazırlayıp Bizans ordusuna karşı sefere çıkacaklarını ashabına duyurdu. Bizans ordusu güçlü ve kalabalık bir orduydu. Müslümanlar bunu biliyorlardı. Üstelik sefere gidilecek yol çok uzun, havada çok sıcaktı. Oldukça zorlu şartlar altında yapılacağı tahmin edilen bu sefer için Kur'an-ı Kerim'de Gazvetül Üsre, Gazvetül Usre yani güçlük gazvesi denilir. Saatül Üsre yani güçlük zamanı ifadeleri de kullanılmıştır. Tekrar edecek olursak güçlük gazvesi manasında Gazvetül Usre denilmiştir. Bu zor şartlar sebebiyle ashabın bir kısmı sefere katılmakta tereddüt etmiş, çeşitli mazeretler ileri sürmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim'de konuyla ilgili olarak ayet-i de şöyle buyruluyor: Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahiretinkine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter.'' Tevbe suresi 38 ve 39. ayeti kerimelerde Allahu Teala Tebük seferine katılmak istemeyen ashab-ı kiram hakkında bu şekilde ifadelerde bulunuyor. Ve birçok ayeti kerimede de Tebük seferinden bu şekilde bahsediliyor. Bu ve benzeri ayeti kerimelerde Allahu Teala gerek Müslümanların gerekse münafıkların savaşla ilgili tutumlarına geniş olarak yer vermektedir. Sefere katılmakta tereddüt eden sahabelerin yanı sıra maddi manevi Resulullah'ın yanında olan sahabeler de vardı elbette. Zira hazırlanan ordunun eksikleri fazlaydı. Hz. Osman, Abbas bin Abdülmuttalip, Abdurrahman bin Avf gibi Müslümanlar büyük bağışlarda bulundular. Hz. Ebu, Ebu Bekir radıyallahu an tamamı 4000 dirhemden ibaret olan parasının hepsini Hazreti Ömer ise malının yarısını bağışladı. En büyük bağışı ise Hazreti Osman yaptı. O ordunun üçte birini donattı. Bir tarafta imkanları olduğu halde çeşitli bahaneler öne sürenler varken bir tarafta binekleri olmadığı ve savaş ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmadıkları için sefere katılamayanlar vardı. Hatta bunlara üzüntülerinden dolayı çokça ağlayanlar manasında bekkain denilmiştir. Sonradan bu güruhun ihtiyaçlarını da başta Hazreti Osman olmak üzere Hazreti Abbas ve İbni Yami bin Umeyr karşılamış ve onların da sefere katılmaları sağlanmıştır. Bu denli zor şartlarda ordu hazırlandı ve bir kılavuz öncülüğünde bu uzun sefer yolculuğuna çıkıldı. Medine'ye 778 kilometre uzaklıkta bulunan Tebü'ye varıldı ve karargah kuruldu. Bu yolculuk sonunda düşmanla karşılaşılmamış, Medine'ye gelen haberlerin asılsız olduğu, Bizans'ın bir saldırı hazırlığında olmadığı anlaşılmıştır. Rasulullah ashabı ile istişare edip özellikle Hazreti Ömer'in görüşüyle Şam tarafına yönelmeyip Tebük'ten ileri gitmeme kararı aldı. Tebük seferi esnasında civardaki birçok bölge İslamiyet hakimiyetine girdi. Rasulullah bazılarında Hristiyanların, bazılarında Yahudilerin yaşadığı Cerba, Eyle, bugünkü Akabe, Ezruh, Makna ve Ma'an bölgelerinin halkını İslam'a davet etti. İslam'ı kabul eden bu bölgeler ayrıca yıllık cizye ödemeyi kabul ederek İslam devletinin tebaası oldular. Ayrıca Duumetül Cendel adlı önemli bir bölge Halit bin Velit'in komutasındaki birlikle İslam devletinin hakimiyetine girmiştir. Tebük seferinde Bizans ordusuyla karşılaşılmamış ancak seferden büyük kazançlarla dönülmüştür. Medine halkı İslam ordusunu büyük bir sevinçle karşılamış. Resulullah savaşa katılmayan 80 civarında sahabenin mazeretlerini tek tek dinleyip durumlarını Allah'a havale etmiş, onlar için bağışlanma dileğinde bulunmuştur. Ancak sefere katılmayan Kab bin Malik, Murara bin Rebi ve Hilal bin Ümeyye geçerli bir mazeret ortaya koyamamışlardır. Bunun üzerine Peygamberimiz ve ashabı bu üç kişiyle 50 gün süreyle irtibatlarını kesmişlerdir. Sonunda onların da affedildiklerine dair şu ayeti kerime nazil olmuştur. Allah geriye bırakılan, savaşa katılmayan üç kişinin de tövbesini kabul etti. Sonunda bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmeye başlamış, vicdanları kendilerini sıkıştırmış ve Allah'a karşı ondan başka sığınılacak kimse olmadığını anlamışlardı. Bunun üzerine o da eski durumlarına dönmeleri için onlara tövbe nasip etti. Hiç şüphesiz Allah tövbe kapısını alabildiğini açık tutmakta ve rahmetiyle kuşatmaktadır. Tevbe suresi 118. ayeti kerime. Değerli izleyenler Tebük seferini ve bir önce işlemiş olduğumuz Mute seferini de bugün birlikte işlemiş olduk. Allahu Teala inşallah bizleri de hatasını anlayıp tövbe edenlerden ve tövbesi kabul edilenlerden eylesin diyerek bugünkü dersimizi de burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.